Sayık Erol Tangut. Paranormal Ofis. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Doğru Dua. Doğru Tövbe. İrtibat telefonlarımız 0546 465 84 67 0555 465 84 67 0542 465 84 67 Tövbe-i Sayık kitap sipariş hattımız 0541 850 84 67 Paranormal Ofis. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seansın kayıt ve yayın haklarını biliyor musun? Evet, veririm. Tamam, anlat. Seni buraya getiren sıkıntıların neler? Benim 2012 Temmuz ayında arkadaşım vefat etti. Ondan sonra ben biraz psikolojik olarak çöktüm diyebilirim. 2013'ün Şubat ayında ilk panik atağımı geçirdim. Böyle uzanıyordum odada, müzik dinliyordum, uykuya dalacaktım. Evet. Birden böyle bir ayaklarımda çekilme hissettim. Nefes almadığım bir şeyler oluyor herhalde bana. Annemin yanına gittim ben. Anneme dedim, anne dedim ben ölüyorum herhalde falan. Durumumu anlattım. Annem bayağı üzüldü, ağladı falan yanımda. Ondan sonra gece bir banyo yaptım. Yattım o gece. Zar zor sakinleştim. Hani dedim ya bu durumdan çıkayım, bir daha bu duruma gireceğim. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Daha sonra doktora gittik Nisan ayında 2013'ün. MMPI testi yapıldı. İşte panik bozukluk, panik atak, insomnia başlangıcı olabilir diye böyle. Biraz sakin anlat. Çok heyecanlı anlatıyorsun. İşte testler yapıldı. Sana teşhis konuldu. Teşhis konuldu. Panik atak. Panik bozukluk. Ona bağlı panik atak. Ölüm korkusu olarak yaşıyorum. Yani sekaratim hep durumunu ben yaşıyorum yani. Sürekli. Bir an. Ara ara peyderpey. Ondan sonra 1,5 sene ben devlet hastanesinde tedavi gördüm. Git gel git gel 6-7 kalem ilaç kullandım. Evet. Fakat 1,5 sene ataklarım azaldı. Fakat geçmedi. Daha sonra 2015 yılında... Ataklar nasıl geliyor? Yani böyle birden oturuyorum böyle, işte o kötü düşüncelere bağlı olarak. Yani birden böyle sanki bir şey hissetmeye başlıyorum. Kendimi çok dinliyorum daha doğrusu. Bir anda dururken düşünceler geliyor. Evet. Ne geliyor düşünceler? Öleceğim, ölüyorum şu anda işte. Ruhum, ölüm korkusu. Ruhum çıkıyor, ölüm korkusu. Ben çocukluğumdan beri yani vesvese ve takıntı hastasıyım. Ölümden korkuyorsun. Ölümden işte, ölümden sonra azap çekeceğimi işte... Ölümden... Herkes ölecek. İşte niye korkuyorsun ki? Ya kullanılan ilaçlar zaten beni ölümsüz yapmıyor ama ondan sonra işte 2015 yılında bir özel hastaneye gittim. Özel hastanede bir hocayla tedaviye başladım. Bana o kullanılan ilaçların hepsinin çöpe atmam gerektiğini bir ilaç yazdı. Ataklarım azaldı. Hatta bitti ataklarım. Fakat o beklenti süreci, ne bileyim huzursuzluk, özellikle akşam üzerleri, hani ikindi vaktinden sonra akşam üzerleri huzursuz hissetmelerim. Ondan sonra mesela yatağa yatarım, 2 saat, 3 saat yatağın içinde uyuyamadım, sağa sola döndüğüm de oluyor. Ondan sonra... O arkadaşın kazada mı öldü, nasıl öldü? Boğuldu denizde. Denizde boğuldu. Ben görmedim, sadece ben cesedini gördüm geldiğim zaman. Cesedini gördün? Hı-hı. Defin işlemini yaptım. Ne hissettin o anda? O an zaten hani ağladım yani, hiçbir şey hissedemiyorsun yani. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çünkü çocukluğumdan beri arkadaşım. Hmm. Hem evimizin yanında oturuyorlar. Kabullenememezdik. Çok sevdiğin arkadaşının ölümünü kabullenemedin. O esnada bir isyan ve şirk sözleri söyledin. Olabilir. Hatırlıyor musun o sözleri? Yani o an hatırlamak çok zor. 3 yıl oluyor. 4 yıl. Yani ölmemeliydi. Daha gençti. Neden evet, öldü? Olabilir, demiş olabilirim, evet. Buna benzer böyle sözler, isyan sözleri evet. Söylemiş olabilirsin. Oradan çarpıp dönüyorum. Şu an ilaç... Buraya gelene kadar zaten, yani özellikle şey alana kadar, randevu alana gelene kadar buraya bayağı sıkıntı çektim. Özellikle dün akşam ayetler, kürsüler okuyarak, yani felak nasıl okuyarak kendimi zaten... Namaz kılabiliyor musun? Çok zor. Yani özellikle şöyle söyleyeyim, yani Cuma'ya bile git mesleğe gelmiyor için öyle. Önceden kılıyor muydun? Önce çocukken çok güzel kılıyordum. Kılıyordum. Maşallah yani. İlaç yani, kullanıyor musun şu anda? Şu anda kullanıyorum, anafranil diye bir ilaç. Bu ilaçları bırakacaksın, ilaçlık bir işin yok. Bilmiyorum, ya sonuçta bu psikolojik bir seanstan sonra sana o ilaçları bıraktıracağız. Tamam mı? İnşallah.
başına gelen sıkıntılar, isyan, şirk sözünden dolayı çarpılmışsın. Kaç kardeşsin? Kaç? Üç kardeşsin. Sen kaçıncısın? İlk ben. İlk çocuk. Önünde ölen kardeşin olmuş mu? Yok. Bildiğin kadarıyla yok. Söylediklerini söylemeleri bir zor değil mi? Küçüklükte böyle sıkıntılar yaşadın mı? Küçük yaşta 14-15 ergenlikten sonra bir sıkıntılar var mıydı sende? Ya asiydim biraz hani. Asi. Asi bir çocuktum. Yaramaz. Anneyle babanla aran nasıldı? Annemle babamla aram iyiydi. Şöyle kavga falan ettin mi? Annemle ettim. Ne yaptın? Vurdun mu anneyi? Boğazına sarılmıştım. Yani... Annenin boğazına sarıldı. Evet. Yani öldürme niyetli. Yok, öldürme niyetli değil, sinirden. Yani. Sinirden yaptın. Vurdun mu anneyi? Ya şu anda hatırlayamıyorum yani öyle bir şey. Babayla? Yok, babayla el kaldırma şimdi. Sadece anneyle bir sıkıntılar yaşadın. Kızdığın zaman en fazla anneyi mi babayı mı kızıyorsun? Öfkelendiğin zaman. Kızdığım zaman en fazla... anneye kızıyorum yani. Anneye karşı bir öfke daha fazla var. Gibi, evet. Daha çok. Evet. Sen ilk çocuksun. Annen baban evlendikten sonra kaç yıl sonra dünyaya gelmişsin? Bir. Fazla bir zaman yok. Hı-hı. Şu an annenin babanın yanına mı kalıyorsun? Yok, Bolu'da. Onlar İstanbul'dalar. Sen ben Bolu'dayım. Öğrencisin. Evet. Başka sıkıntılar ne? İşte bu huzursuz hallerim geçmemesi. Yani nasıl diyeyim, bu videoları izledim. Daha sonra özellikle Erol Hoca'nın Facebook hesabında yazan, ya baktım, okudum, ya dedim bunların hepsinin çoğu bende var dedim yani. Evet. Ya uykuda mesela saatlerce döndüğüm oluyor, uyuyamam. Videoları izledim, videolardaki sıkıntıların videoları kendinde olduğunu yani hissettim. Rahatsız hissediyorum kendimi. Hani videoları izlerken de işte bazı videolarda ayetler okurken, hani rukiye ayetleri deniyorlar. Onları dinlerken biraz rahatsız hissettim olurdu kendimi. Rahatsızlık hissediyorsun. Evet. Ya daha önce hocalara falan da gittim yani, bu bir buçuk işte ilk başladığım 2013 senesinde tedavi. Yani bir buçuk sene içerisinde tedavi geçmeyince hocalarla acaba hocalarla mı alakalı bir dönemde İstanbul'da... Hocalar ne dedi sana? Sadece bir kere gittik zaten. Üzerinde büyü var, büyü var dediler mi? Yok. Ne dediler? Orada dediler ki, sizin evimizin adresini istedi hoca. Yani sizin oradan çok gelenler var dedi bana dedi. Sizin evinizde üç harfler buldu dedi. Üç harfler? Evet. Muska yazılı bir tane, özür dilerim, yazılı muska var böyle kare şeklinde. Bana bir ambalaj. Bana dedi 7 kat muşambaya saracaksın, boynuna asacaksın dedi. Ve dedi bunu dedi, sadece banyoya girerken çıkaracaksın dedi. Peki dedim ben bunu ne kadar süre takacağım, hani ne zaman çıkartacağım? Ve sen onu dedi şeyi geçeceği zaman alacağız dedi. Hani çıkartacağın zaman alacağız dedi. Ben de bir ay oluyor, bir ay önce çıkarttım. Çıkarttın mı? Hı-hı. Şu anda muska falan yok. Yok, bir de sadece şey vermişti, yattığım odanın kapısının üstüne koymam için vermişti. Onu da kapının üstüne duruyor şu an yaptım yani. O muskaları alıp yakacaksın. Onları yok et. Onlarla bir işin yok. Muskalarda büyüyle müyüyle bir işin yok. Yaşadığın sıkıntının kaynağında ayete göre Bismillahirrahmanirrahim Şura Suresi 30. ayette Cenab-ı Allah diyor ki Enzüllerim şeytan acim Bismillahirrahmanirrahim وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَسِرٍ Başınıza gelen musibetler, belalar, sıkıntılar, kendi ellerinizle işlediğiniz hatalar ve günahlar yüzündendir diyor. Kendi günahlarımızdan çarpılırız. Annenin bedduası, oğlun bedduası varsa onlardan çarpılırsın. Evet, yani şaka yapayım diye... Annenin boğazını sorduğun anda anne sana iyi yaptın dememiştir. Bir beddua yapıştırmıştır sırtına. Daha önce şaka yaptığım zaman da... Annenin ağzı böyle çok şey mi, bozuk mu? Ya yani sinir ayrı der yani. Ne der mesela? En bariz söylediği kelime ne? Yani bir kere mesela kandırma niyetiyle, yani kız kardeşim annemi sinirliyordu. Ben de annem devam edeyim, yani sinirliyim diye orada bir şaka yapmıştım. Şaka netice annem bayağı sinirlenmiş çünkü İslam'a ters bir şaka. Ondan sonra annem de beddua etmiş, Allah belanızı versin diye hepsine. Allah belanızı versin diye. Yani birbirine. Başka ne der mesela anne kızdığı zaman? Ya o, bu son zamanlarda o bela kelimesi okullanıyor. Allah cezanızı versin diyor. Cezanızı hani, versin hayırsız, diyor. Hayırsız hayır karşılığına, şerse şer karşılığını versin diyor. Hayırsız hayır, şerse şer karşılığını versin diyor. Cezadan bela manasına denk gelmiyor ya Arapçana. Geliyor. Hepsi geliyor. Evet.
Şöyle bir dua et peki, maç ilmini. Allah'ım. Allah'ım. Annemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. Annemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, annemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Bu dua sıkıyor musun? Daralma var mı içinde? Yok, pek fazla değil. Sıkıntı yok. Yok. Baba de, Allah'ım, babamın bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Ne hissediyor? Tek bir his yok. Yani şu sağ tarafında kaburga tarafında bir yanma gibi. Sağ tarafında, vücudunun sağ tarafında bir yanma hissettim. Sağ tarafında. Peki böyle takıntıların var mı senin? Var. Ne takıntıların var? Çocukluktan beri takıntılarım var, temizlik takıntısı. Temizlik yani takıntısı. Çocukluktan beri yani bu gusül abdest alırken banyoda mesela çok uzun dururdu. Ondan sonra o takıntılar farklı farklı takıntı. Temizlenemediğini hissediyorsun. Evet. Yani şu anda mesela rüyalarım da pek bir şey yani düzgün değil. Yani özellikle bu hani görünmemesi gereken hayvanlar yani yırtıcı hayvanlar falan görüyorum rüyalarımda. Hayvanlar görüyorsun. Evet. Ondan sonra ve özellikle şu rüyayı peyderpey aralıklarla çok görüyorum. Tuvalet gibi pis bir yerde gusül abdesti aldığıma. Yani orada necaset başlığını görüyorum yani. Evet. Peyderpey aralıklarla. Kuddüs. Allah'ım. Allah'ım. Kuddüs ismine. Kuddüs ismine. İsyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. İsyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana. Allah'ım, Kuddüs ismine isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismine isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismine isyan etmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismine isyan edip Şirk koşmaktan. Allah'ım, Kuddüs ismine isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismine isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismine isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismine isyan edip isyan etmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, Kuddüs ismine isyan edip gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismini isyan etmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Şirk koşmaktan. Allah'ım, Kuddüs ismini isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismini isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismini isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismini isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismini isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Kuddüs ismine isyan edip şirk koşmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Ne hissediyor? Ya peki, hiç yok yani. Hafıza kaybı yaşıyor musun? Yok.
Ama işte bazen işte bir ara acaba aklımı kaybedecek mi? Yani böyle bir korku bir geliyor. Yani. Korku var, sürekli korkuyla yaşıyorsun. Yani her seferinde gidiyor. Bu özel doktora gittiğimden beri şey yapıldı, hani dozaj yaptı. İşte arkadaşının ölümü seni etkiledi. O esnada söylediğin şirk sözleri var. Çünkü öldüren Allah, yaratan Allah, hayat veren ben Allah. Ben o an otobüsteydim, arkadaşım yanındaydım, müzik dinledim. Annem aramış, telefonlardan duymadım. Daha sonra arkadaşın telefonu arayınca annem açtım. Orada işte o haberi verince, işte telefon arkadaşa verdim. İşte elimden düştü, su şişesi falan. İşte ağlamaya başladım. Ya nasıl oldu falan. Hani nasıl öldü falan, hani olamaz falan, belki ölmemişler, kaybolmuştur falan. Kabullenemedin, kabul etmek istemedin. Şimdi bak, Cenab-ı Allah ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسُنَ عَمَلًا. Sizin daha iyi, nasıl bir amel işlediğinizi görmek için ölümü ve hayatı yaratan Allah. Ölüm de var, hayat da var. Kabul etsek de, etmesek de, ölüm var, hayat var ve gideceğimiz yer orası. Sen bunu kabullenemedin. Sürekli içine attın. Sürekli orada söylediğin bir isyan, şirk sözünden dolayı da çarpıldın. Hatırlamıyorum. Çarpıldın ve o korkuyla yaşıyorsun şu anda. Yani panik atak, manik atak, tıbbın koyduğu teşhis bu şey değil. Kendi günahlarımızdan çarpılırız. Tekrar söyleyeyim, ilaçlık bir işin yok. Buradaki tedaviden sonra ilaçları falan bırakacaksın. İnşallah. Ve o korkulardan da kurtulacaksın. İnşallah, en çok istedim. İnşallah yani. İnşallah. Tamam. İnşallah. Şimdi bir muayene edeceğiz seni. Kalk bayağı. Üstündekini çıkart. Geçtir. Ne hissediyorsun? Geri doğru bir çekim mi? Çekim var, evet. Ya dur. Serbest dur. Nereye gidiyor? Çekilme oluyor ya. Kim çekiyor seni? Buna bakayım. Seni çekmediğim halde geri gidiyorsun. Duydun mu? Hı? Çekmediğim halde geri doğru gidiyorsun. Bu sende vesvese olduğunu gösteriyor. Bedeninde bir şeytan var ama aşırı vesveselerin de var. Evet, çocukluğundan beri dediğim gibi, hani çocukluğundan beri çektim onu. Çocukluğundan beri sürekli bir vesvese, kendini çok namaz dinliyorsun. Namaz kılarken özellikle çok oluyor, kendimi evet çok dinliyorum. Kendini çok dinliyorsun. Annem hep öyle söylüyor. Evet. Annen de aynısını söylüyor. Evet. Kendini hatta bu kadar fazla dinleme, hani bırak at falan diyor da. Çok dinlediğine bir şey yapmasın. Bir enerji olduğunu hissediyorsun, doğru evet, mu? Evet, hissediyorum. Şöyle uzan. Kafanı oraya koy. Kollarını yan tarafa koy. Vücudunu serbest bırak. Sol taraf daha yoğun değil mi? Biraz daha. Evet.
Sayık Erol Tangut. Paranormal Ofis. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Doğru Dua. Doğru Tövbe. İrtibat telefonlarımız 0546 465 84 67 0555 465 84 67 0542 465 84 67 Tövbe-i Sayık kitap sipariş hattımız 0541 850 84 67 Paranormal Ofis.